Futbol dünya çapında popüler bir oyuna dönüştüğünden bu yana oyun her anlamda büyük bir evrim geçirdi. Haliyle futbolcular da ayak uydurmak zorunda kaldı. Gürbüz oyuncuların atletik rakiplerle aşık attığı günler geride kaldı. Bugün vücudunda fazladan yağ bulunan futbolculardan sayılmıyor. Her birinin fazladan kilolarını atması için ağırlık antrenmanları ve kardiyovasküler programları günü gününe planlanıyor. İşte dünyaca ünlü futbolcuların geçirdiği evrim ise gerçekten şaşırtıcı. Vücutlarını iyice geliştiren bu futbolcuların eski ve yeni hallerine gelin hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Cristiano Ronaldo. Ronaldo futbol tarihindeki atletik kapasitesi en yüksek, en güçlü ve en hızlı futbolculardan biri. Bu noktaya nasıl geldiği ise spor dünyasında çok konuşuluyor. Geçmiş fotoğraflarına baktığımız zaman cılız bir yapıda olan Ronaldo, azimli çalışmasıyla şimdilerde Terminator olarak anılıyor. 2003'te geldiğinde zayıftı ve muhtemelen gördüğümüzde onun vücuduna sahip olmak istemezdiniz. Çok çalışıp çabalayıp disipliniyle şu anki Ronaldo'yu yarattı. Yani bu fiziğe, bu başarıya sahip olmak yıllar boyu süren disiplinle mümkün. Lionel Messi. Lionel Messi'nin evrimi belki de en zorlu ve sıra dışı hikayelerden birine sahip. Yetenekliydi fakat boyu uzamadığı için futbolda iyi bir futbolcu olmayacağı düşünülüyordu. Barcelona formasını sırtına ilk geçirdiği dönemde üstün çalım yeteneğiyle göze çarpıyordu. Dünyanın en büyük kulüplerinden olan Barcelona sayesinde boyu uzatılabildi. Daha sonra Messi doktor ve vücut duplotru sayesinde hiç kimsenin beklemediği bir konuma geldi. Eskiden görüntüsü seksi bulunmazken şimdilerde pek çok kaslı futbolcu ile yarışır hale geldi. Muhammed Salah. Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ise başarısını çok çalışmaya bağlıyor. Şüphesiz son 3 sene içinde kendini en çok geliştiren futbolcuların başında yer alıyordu. Sıkı çalışma disipliniyle bunun meyvesini fazlasıyla almış oldu. Eskiden Mısır'da fakir bir çocukken ve sürekli alay konusuyken o bunlara aldırış etmedi ve hayallerinin peşinden koştu. Çocukken sırf antrenmana katılabilmek için günde 9 saatini yolda geçiriyor. Bazen 10 ayrı otobüs kullanıyordu tek bir günde. İşte o günden bugüne Salah çok değişti. Salah'ın bu sezonki istatistikleri muhtemelen oyuncunun en uçuk hayalinin de ötesindeydi. Neymar. Brezilya'nın en büyük yıldızı etiketiyle Barcelona'ya transfer olan Neymar, ilk başlarda beklentileri veremedi. Bunun en önemli nedeni, Neymar'ın Avrupa'daki fiziksel gücü yüksek oyuncularla boy ölçüşmede zorlanmasıydı. Daha sonra antrenör ve bazı doktorlar yardımıyla Neymar'a özel programlar hazırlandı. Yüksek karbonhidrat ve protein içeren bir diyete giren Neymar, çeşitli vitamin destekleri de alarak bol bol ağırlık çalışması yaptı. Bunun sonucunda o da en iyi vücutlardan birine sahip oldu. Bu durum sahada da kendisini gösteriyor. Yıkmanın artık daha zor olduğu Neymar'ın güç performansı da her geçen gün artıyor. Zlatan Ibrahimovic. Onun konuşulmasını sağlayan medya ile diyaloğu ve spektaküler golleri bir yana, İbrahimovic'in komple bir forvet olduğu su götürmez bir gerçek. Uzun boylu, hava toplarına hakim, teknik ve gerektiğinde bir sahte 10 numara. Karate sporundaki yeteneği zaman zaman attığı değişik gollerden anlayabiliyoruz. Yıkılmaz bir kale olan Zlatan da bugünlere kolay gelmedi. Çok çalışarak ve ağır antrenmanların sonucu İbrahimovic en iri yapılı ve kaslı futbolculardan biri haline geldi. Gareth Bale. Real Madrid'in Galili yıldızı Gareth Bale'da fiziksel değişimi görenler açıkçası gözlerine inanamıyorlar. 2006 yılında 17 yaşında profesyonel olarak Southampton forması giymeye başlayan yıldız oyuncu, ilk zamanlardaki cılız görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Gösterdiği olağanüstü performans ile pek çok takımın gözdesi oldu. Zaman içinde güce de önem veren Bale, artık en sağlam futbolculardan biri oldu. Bale'ın antrenmanında çekilen vücut görüntüleri herkesi çok etkilemişti. Eden Hazard. Chelsea'de forma giyen Hazard, ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu olarak biliniyor. Futbola Royal 1998'de Stade Brouwerys takımının altyapısında başladı. 2003'te ise Toulouse takımının altyapısında dikkat çekti. 2008-2009 sezonu Hazard'ın kendini gösterdiği, kanıtladığı ve patlama yaşadığı yıl olmuştur. Şimdilerde kaslı görüntüsüyle de adını sık sık duyurmayı başarıyor. Onun bu değişimi pek çok futbolcu olma hayaliyle tutuşan çocuklar için adeta bir umut ışığı. Hulk. Asıl adı Giovanildo Villar de Souza olan Hulk lakaplı futbolcu,
25 Temmuz 1986'da Brezilya'nın Campina Grande kentinde doğdu. Lakabını çizgi roman kahramanı Hulk'tan aldı. Ona neden Hulk dediklerini anlamak çok zor değil. Güçlü yapısı ve kasları, sert şutlarının asıl nedeni olabilir. Pek çok insana göre dünyanın en güçlü futbolcusu o. Tabii o da geçmişten günümüze uyguladığı ağır antrenmanlar ile vücudu çok iyi gelişmiştir. Kariyerinde düşüşte olsa da efsaneler arasında her zaman yeri olmuştur. Videonun sonuna geldik. Sizce kendini en çok geliştiren futbolcu hangisi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.